hocam bu 27 yapmamız aslında resmi sayılır. Evet, yine bugün bugünkü konu değerli dost Sayın Bakanımız Karabağ İlçe Başkanı hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlanıyoruz. Sağ olun. Uzak zaman rahmetle görüşemedik. Evet. İzmir'in dışındaydık. Evet, size hem gün ailesinde çalışanları size başka yayınlanabiliyoruz. Çok teşekkür ederim. Evet başkan, siz ayrıldıktan sonra böyle siyasetlere koş gibi olacak ama bugün de sizi gördüğümüz gibi birazcık siyasete girelim. Bir şey yeni adınızı da bahsedeceğiz. Önce bir siyasetten gidersiniz. Çünkü sizin Karabağ'daki ilçe başkanlığının Irak'tan bu yana bir şeyler oldu. Aylar oldu. Suriye'ye Irak'ta. Halka devam bir taraftan. Her şey. Bir oradan başlayacak dersiniz. Aslında hayatımızın bütün alanlarında da siyaset var. Evet. Siyasette olmadı hiçbir yere. Özellikle son 15 yaşında ülkemizin gerek siyasal tarihine baktığımızda, gerek de toplumumuzun yaşam biçimine baktığımızda artık her insanın aklı erdiği anda itibaren siyasetin içerisine girmek zorunlu hissediyorsunuz. Dolayısıyla siyasetten kopuşumuzu tutmamız ama ki İzmir'in dışında işlerimiz nedeniyle İzmir'in dışındayız. Her yerde de Karabağlar gerek İzmir'in çok dostlarımızı ziyaret ediyoruz. Geçmişte ilişkide olduğumuz arkadaşlarımızla değerlendiriyoruz ama Türkiye'nin gündemini de yakın takip ediyoruz. Yaptığımız işlerden dolayı. Ayrıca çok muzdarayız. Onu da ekleyeyim. Siyaset bizim yaşamak için olmasa da ama hayatımızın her alanına girer bir olgu olarak düşünüyorum. Çünkü siyasetsiz yaşamak Türkiye'de imkan sahibi geliyor. Evet. Ben kararsızlığım, tarafsızlığım, diğer insanlar olur, karar bulur. Tarafta keskinleştirildi değil mi? Kesinlikle. Türkiye'nin işte yaşamımız eşitleri değerlendirdiğimizde taraf olmayan kalan. Herkes bir şekilde taraf olmak durumunda. Tabii ki toplum, bilim, hafızası ve aynı zamanda bütün yaşamıyla ilintili genleriyle oynayan bir politik yapılanma da var. Bunlara müdahale edememek lazım. Evet, sözlerinizi şu Suriye ve Irak meselesiyle ilgili şöyle kısa bir değerlendirme yapar mısınız? Ne diyorsunuz? Bu bir parti politikalarını yakın izliyorum bizim Cumhuriyet Halk Partisi'ni. Özellikle hükümetin uluslararası politikalarını da yakın takip ediyoruz. Bu konuda çok uzmanlık alanımız değil. Ama kendi düşüncelerimi, ne düşündüğümü paylaşabilirim bu konuda. Bu benim düşüncelerim. Tabii siyasi partinin yetkili organları ve genel merkezimizin bu konudaki çalışmaları bütün Türkiye tarafında izlenildi. Şunu görüyoruz, özellikle bir yurttaş olarak baktığımızda Suriye ve Orta Doğu uzun zamandır yapılan yanlış politikaların neticesinde bugünkü geldiğimiz bir hal. Şimdi Türkiye biliyorsunuz Cumhurbaşkanı tarafından sürekli işte oraya gireceğim, bunu yapacağım, bunu alacağım. İşte şuraya girdim, şu olsun, şu olmasın. Bunu ancak söylemler öteye geçmiyor. Bunun fiili görüyoruz. Orada karmaşık bir yapılanma var. Ve bize yansıyan, özellikle Türkiye'ye yansıyan boyutu şu. Toplumu ayrıştırarak, toplumu mezhepler üzerinden değerlendirerek ve bu da Türkiye'deki yansımasına baktığımızda orada etkileniyor. Dolayısıyla orada malum terör örgütü IŞİD'in işte diğer adıyla Cumhurbaşkanımızda sözcük olarak müterebbülümüze giren DEAŞ adı adlandırılan onunla savaş yapacağız diye bütün dünya ülkelerinin, egemen güçlerinin, Orta Doğu halklarının perişanlığını ortaya koymuş durumda. Evet. Orada da diğer emperyal güçler ve bu konuda da ne yazık ki bizim ülkemizin de doğrudan sınır komşumuz olan Suriye ve diğer ülkelerin iç işlerine doğrudan müdahil olmak ve onların da hak ve hukuklarını çiğnediğini düşünüyorum. Bir toplum ve bir halk kendi kararını vermek zorunda. Tabii. İşte bu 29 Ekim'i kutlamaya hazırlanıyoruz.
Bugünlere baktığımızda da bu ulusal kurtuluş mücadelemizi verdiğimizde bu Türk halkının ve Türkiye'de yaşayan bütün halkların kendi ulusal mücadelesini verip bağımsız bir Türkiye kurmanın mücadelesini vermiş. Dolayısıyla bu bize öngörüler ve bizim yaşadığımız bir süreçte, tecrübeli bir süreçte geldiğimizde bırak dünya ülkeleri, bunun yanında Suriye, İran, Irak, hangi ülke varsa bize taciz ve ulusal bağımsızlığımıza tehdit yoksa onlara karışmamızı, onlara müdahale etmemiz doğru bulmuyor. Bu bireysel düşünce. Ve yapılan politikaları izlediğimizde de mazlum ve masum insanların oradan neler çektiğini, işte mültecilerin neler yaşadığını, dolayısıyla bizim Türk askerimizin bugüne kadar yaşamadığı, perişanlıkların yaşandığı, orada bütün halkların farklı inançların ayrışma noktasına geldiğini, bir sonraki süreçte nasıl devletleşecekler, nasıl ulusal bir hal alacaklar, onu gerçekten de çok merak ediyorum ve çok da kaygılıyım. Evet, şimdi dışarıdan yavaş yavaş içeriye doğru gelelim. Evet. Ekonomik anlamda biraz sonra sizin yeni iş hayatınızla ilgili evet. konulara girince oradan bahsedeyim, Türkiye ekonomisinden falan. Şimdi yavaş yavaş İzmir'e gelelim, ne dersiniz? Tabii, İzmir bizim kendimiz. Mesela yıllarca başkanlığını yaptığınız Cumhuriyet Halk Partisi Karabağlar İlçe Başkanlığı'na gelelim. Karabağlar'la ilgili şu anda neler düşünüyorsunuz, neler görüyorsunuz? Bir eksiklik var mı? Sizin bıraktığınız dönemde neydi, şu anda ne durumda? Tabii bunu partimizde aslında gerek basın yoluyla gerek sizin vasıtanızla televizyon kanallarında tartışmak doğru bulmuyor. Biliyorsunuz geçmişten bugüne kadar ama doğruyla söylemek bizim görevimiz. Elbette. Biliyorsunuz diğer siyasi parti ve parti iç tartışmaları açık olmayan tartışmaları yaratmamız doğru değil. Burada bir arkadaş benden sonra bir genç kardeşimiz geldi. Bir süre götürdü. Daha sonra kombiyle bu arkadaşımız geldi. Bu arkadaşımızın önerileri ancak olabilir. Yani gördüğüm eksikliklerin ötesinde onu eleştirme yerine ona ancak öneride bulunabilir. Bizim görevimizde... O genç arkadaşımız mı yoksa şu andaki başkan? Şu andaki. Genç arkadaşımız kongreyle gelmemişti. Benim yönetimimdeydi. Evet. Orhan Polat. Bir süre işte iki tane seçimi de O yürüttü, evet. Dolayısıyla genç, dinamik bir kardeşimizdi. Şimdiki böyle ilçe başkanımızla bir heyecanlı bir süreçle geldi. Çünkü daha çok istekli ve daha çok arzuluydu. Ona önerim şu. Geçmişte bizler beraber çalıştık. Bizim eğitim komisyonlarımızda görev aldı. O arkadaşımızın çok acil toplumun içine girmesi lazım. Toplumun ulaşabilecek kadroların tekrar toparlayıp siyasal düşüncelerimizi, ülkemizin geçtiği süreçte ne düşündüklerimizi doğrudan halka anlatmasını sağlamak lazım. Yani demek istediğim şey şu, örgüt yeniden toparlanmalı. Örgüt dediğimiz nedir? Cumhuriyet Halk Partisi'nin mahallede oturan üyesinden, delegesinden ve çalışma gruplarına katılmış bütün yapılan oluşur. Bu da yetmez. Anladığım kadarıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezimizin ve bu konuda illere göndermiş olduğu emek bürolarının bir an önce kurulması adı altında var. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesi ya da yetkili organların ötesinde halkı da işin içine almak durumdadır. Çünkü bizim acil ve ihtiyaçlı olduğumuz halk iktidarını kurmak, Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarını kurmak. Dolayısıyla ilçe başkanımızın önce örgütü hareketlendirmesi lazım ve örgütümüzün söylemlerini de genel merkezimizin politikalarını alıp doğrudan halka iletmesi gerekiyor. Bunu bir an önce yapması gerekiyor. Bunu yapmazsa ne olur? Halkımızın ve dolayısıyla da Karabağlar'da yaşayan yurttaşlarımızın bilgi eksikliği, farklı yönelmeleri, daha doğrusu kararsız kitlelerimizin Cumhuriyet Halk Partisi'nin politikalarını takip etmezse kararlı hale getirme gayretin içerisinde olmaz. Orada da Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir eksikliği söz konusu olur. Hı hı. Biliyorsunuz ulusal medya bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi'ne doğru dürüst bir yer vermiyor. Sağ olsun sizin gibi yerel anlamda bunu da önemsiyorum. Bireysel anlamda da önemsiyorum. Aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nin önemli kadroları tarafından da önemsendiğini biliyorum. Sizin gibi yerel anlamda yayın yapan
gerek görsel, gerek yazı anlamında, gazete anlamında, dergi anlamında sahiplenmesi gerekiyor. Sık sık ziyaret edilmesi gerekiyor. Ayakta tutulması gerekiyor. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin şunu biliyor, yerelde başardığı bütün projelerini halka ulaşmanın tek yolu gerek kendi örgütleri, gerekse o kentte yaşayan yerel basın ve dinamikleridir. Dolayısıyla Karabağlar'da... Bir siyasi için ağzından bunları duymak, bir yeni gün ailesi olarak çok güzel bir şey gerçekten. Gerçekten de gerek siyasi yaşamın içerisindeki, siyasi yaşamın içerisinde koşanların, gerekse iş adamlarımızın biraz daha yerel medyaya, yerel basına eğilmesi gerekir gibi bunu yıllardır dile getiriyoruz. Çok teşekkürler söyledikleriniz için. Ben size teşekkür ediyorum. Özellikle tabii ayakta kalması gerekiyor. Kim bunu sağlayabilecek dinamiklerin olması lazım. Çünkü ulusal basının mutlaka büroları vardır. Ama yerel basının şu gücü var. Doğrudan halkı tanıyan, sokakları bilen, siyasal ve sosyolojik, coğrafi bütün bilgilerine sahip olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla yaptığınız haberleri ancak ulusal basın sizden alıp ulusala duyurma imkanı buluyor. Dolayısıyla önemsiyoruz. Önemsiyorum da bunu, özellikle de bireysel düşüncem de bu. Cumhuriyet Halk Partisi'nde görev aldığım süre içerisinde de bunu sürekli gördüm. Evet, teşekkürler. Gerçekten sizinle çok, çok kısa aralıklarla birlikte olduk. Her konuda birlikte olduk. Çağırdınız, davet ettiniz. Birçok yerde toplantılarınıza katıldık. Siz de davet ettiniz her zaman. Çok teşekkürler gerçekten. Size çok teşekkür ederiz. Evet Sayın Başkanım, Karabağlara devam edelim biraz daha çünkü tabii, herhalde tabii, o konuda Karabağ'da söyleyeceğiniz çok şey var. Tabii şimdi Karabağların şöyle bir, biliyorsunuz geçmişten bugüne kadar şöyle bir tarzım var. Sokaklarda siyaset evlere taşıdık. Yani hanelere taşıdık bizim dönemimizde. Orada çok ciddi dostluklar kuruldu. İnsanlar birbirini tanıma imkanını buldu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin dinamik yapısı oluştu. Bunun yanı başında esnaf ve orada yaşayan, mahallelerimizde yaşayan kitlelere ulaşmanın yolunu bulduk. Geçmişte hatırlarsınız. Ben ve benimle birlikte çalışan bütün arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Partisi'nin sıradaki üyesinden tut, üye olmayan gönüllü arkadaşlarımız da vardı. Onlar da bize katkı koymuştu. Biz 170 bin insan elini sıktık. Yani bunu şu demekti, her haneye girdik anlamı taşıyor. 3600'ün üzerinde sokağımız var, Karabağlar. Demografik yapısı, coğrafi yapısı ve sosyolojik yapısı karmaşık bir bölge. Ve zor bölge. Özellikle mevcut olan iktidar, Karabağları konaktan ayırırken orayı alabileceğin hesabını yaparak bunu ayırdı. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül veren ve özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'ni yöneten kadrolarımızın da kitlelere ulaşarak ve bizim dönemimizde de biz 170 bin insanın elini sıktık, hal hatırını sorduk ve orada dostluklar kurduk. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tanınmasını sağladık. Kadroların tanınmasını sağladık. Parti iç iktidarın peşine düşmedik. Özellikle kitlelere ulaşmak ve o kitlelere ulaşırken Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçmişten bugüne kadarki anlayışını ortaya koyduk. Hedeflerini koyduk, vizyonunu koyduk. Bu söylediğiniz çok önemli aslında. Sosyolojik yapıyı, mevcut iktidar sosyolojik yapıyı kontrol ederek kendisinin Karabağları alacağı şekilde konaktan ayırdı diyorsunuz. Evet. Aslında oldukça önemli. Tabii o dönemde belediye başkanımız ve belediye başkanımız konak ilçe başkanımızdı aynı zamanda. Cumhuriyet Halk Partisi'nin konak ilçe başkanımızdı. Partinin dinamik bir yapısı vardı. Dinamik yapı nedir? Bunu açmak gerekiyor. Dinamik yapı şudur. Parti iç iktidarın peşinde değil. Partinin politikalarını doğrudan sokağa taşıyarak, halka taşıyarak, broşür yöntemi de değil, eski klasik yapılarla değil, doğrudan temas kurarak, dostluk, arkadaşlık, insani, siyasi bir partinin anlayışını anlatabilmenin ve doğrudan onu etkileyebilmenin bir yöntemi var. Dokunmak ve onunla dostluk kurmadır. Farklı siyasi düşünce de olabilir. Farklı partiye de oy vermiş olabilir.
kararsızdır, çaresizdir. Ülkenin konjonktürünü yeterince takip edememiştir. Annesinden, babasından, dedesinde görmüştür. Son 15 yıldır basının ve özellikle mevcut olan iktidarın o sosyolojik dediğimiz bütün dengeleriyle oynaması, yeni gençliğin ve önümüzde iktidara geldiği günden bugüne baktığımızda da orta kuşağın Türkiye'ye hakim olduğu bir dönemde özellikle beyinlerini nötrleştirerek oy almışlardır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bunu kırmanın bir yolunu aslında buldu. Bunu sürdürebilir. Tam bu noktada bizim de önerimiz sürekli şu olmuştur. Biz iki proje uygulamış gelir gelmez. 18 yaşına giren ve ilk defa oy kullanacak gençleri tespit ettik. O dönemin gençlik kollarımızın özellikle de liseli komisyonlarımız kurmuştuk. Daha oy kullanmayan küçük yaşta Cumhuriyet Halk Partisi'ni tanıyıp Cumhuriyet Halk Partisi'nin politikasının öğrenmesini sağlayacak bir elimizde çok ciddi bir kitle vardı. Bunları eğiterek onlarla 18 yaşına giren genç arkadaşlarımızın o dönem yanılmıyorsam 18 bin üzerinde bir kitle vardı Karabağlar'da. 18 bin çok iyi bir rakam. Gençlik konularımız, liseli komisyonumuz tek tek isimlerini tespit edip bizim de ana kademe dediğimiz yönetimin ve komisyonlarımızın desteğiyle o arkadaşlarımızı, genç kardeşlerimizi birer mektup yazarak ulaşmayı denedik ve ulaştık. Başarılı oldu. Birer mektup da verdik. Partimizin daha sonra Türkiye genelinde genel merkezimizin uygulamış olduğu bir çalışma vardı. Ev ziyaretleri. Hiçbir soru sormadan Cumhuriyet Halk Partisi'ne hal hatır sorma yöntemi vardı. Biz bunu gelir gelmez başarmıştık. Dolayısıyla o dönemde kalan bir ilişkimiz var. Halkta bir bütünleşmemiz var. Esnafla bir diyalogumuz var. Bunu kopamazsın. Onları ziyaret ediyorum zaman zaman. Onlarla sohbet ediyorum. Türkiye'nin gündemini değerlendiriyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin politikaları yakından takip edilip edilmediğini soruyorum. Bir nevi o dostluklarımızı hem sürdürüyoruz hem de aldığımız bilgileri birbirimize paylaşıyoruz. Yani İzmir'de her ne kadar uzak olsam da şu anda buraya her gelişimde diyorsunuz o eski dostlarla, tabii, esnafla, partililerle birlikteyim diyorsunuz. Hiçbir zaman kopmadım, koparamam. Doğal olarak benim kentim, benim evet. Yaşam alanım. Her ne kadar dışarıda çalışmış olsam, iş yapmış olsam da netice itibariyle son 2 aydır özellikle Kalarbağların hemen hemen 3600 sokağını diyebilirim. Gezmezsem de 58 mahalle, 59 mahallemizi oradan bulunan arkadaşlarımızı ziyaret ederek hal hatırlarını sorup Türkiye'nin gündemini takip edilip edilmediğini de bir nevi olsa da bilgi sahibi oluyoruz. Hı hı. Ve değerlendirmelerde bulunuyoruz. Önümüzdeki bu süreçte nasıl hareket ettiğimiz konusunda bir bilgi alışverişini bulunuyoruz ve burada da önerimiz de özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin Karabağlar için söylüyorum. Sokak dediğimizde yanlış anlaşılmasın. İnsanlar sokakta buluşarak arkadaşlıklar kurdu. İnsanlar sokakta dostluklar kuruyor. İnsanlar sokakta hayatı tanımaya başlıyor. İşte çocukken biliyorsunuz top oynarsın, ip atlarsın. İşte birçok aktivitede bulunursun. Komşularını sokakta tanırsın. Daha sonra bunları haneye taşırsın. Gel gitler. Cumhuriyet Halk Partisi bunu yapmak zorunda. Bir komşusuyla kurabileceği bütün diyalogları iki ailenin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin de bunu yaratmak durumunda. Benim önerim odur. Parti içi iktidarın ötesinde kendi içimizdeki mücadeleyi bırakıp şu an yerel yönetimlerimizin yapmış olduğu güzel projelerini alıp doğrudan halka taşınmasını sağlatmak lazım. Bunun bir örneğini anlatmak isterim. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyelerin yapmış olduğu işlerden bir kısmı bahsetmek isterim. Karabağlar'da bir eski İzmir'in göbeğinde Devrim Mahallesi'nde şimdi bir temel atılıyor. Dün çok enteresandır. Üçkuyular tarafında esnafımızı ziyaret ediyoruz. Orada yapılan çalışmada haberi yok. Dedik ya belediye çalışıyor. Belediye bak orada pazar sorunu var. Bu Üçkuyular'da bir sıkıntı yaşandı. Uzun zamandır bu çektiğiniz sıkıntıyı. Oradan o sıkıntını gidermenin yolunu kendisinin arazisini yani belediyenin kamunun arazisini güzel bir pazar yeri yapacak.
o bölgede en az 10 mahalle faydalanacak. Bunda bir bilgi sahibi misin? Değilim dedi. Peki kim devreye girecek? Partinin dinamikleri girecek devreye. Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyelerin yapmış olduğu ve politikaları, genel merkezimizin biraz önce sorduğun soruyla ilintili, Suriye hakkında ne düşünüyor, Orta Doğu hakkında ne düşünüyor, uluslararası politikaları nedir, ulusal politikaları nedir, geleceğe bakışı nedir, bunu sürekli işleyecek. Bakın, genel seçimler oldu, hafızamızda ne kaldı? Bir emekli. Evet. Maaşı her an daha bu iktidar tarafında o promosyonlar ödenmedi. 100'er lira zam yaptı, bunu tekrar geri yaptı, zamlarla aldı. Bakın, ülkemiz emeklilik konusunda çok ciddi problem yaşıyor. Nedir yaşıyor? 1-200 lira, 800 lira, 1000 lira, 1300 lira yaşam sürünmüyor. İşsizlik aldı başını gidiyor. 15 Temmuz'dan sonra başka bir bela başımıza geldi. Yatırımcı yatırımını yapmıyor. Evet. Artık hedeflenmiş bu başkanlık sistemi adı altında ne yapsam mubah. Olağanüstü bölge ya da olağanüstü bir hal ilan ederken bütün yatırımcıların önü kesiliyor. İşsizlik olabildiğince. Darbenin etkisi var mı? Müthiş var. Şimdi dış yatırımcı gelmiyor. İç yatırımcı korkuyor. Mal alım satımı ciddi şekilde sekteye uğratıldı. Tapuların müthiş derecede el değişmesi zorlaştı. Mutahhit arkadaşlarımızın bu konuda ciddi problemler yaşandı. İş adamlarımızın bu konuda yatırım yapma şansları ortadan kalktı. Sürekli ülke korkak bir süreç yaşıyor. Neden diyeceksiniz? Artık sanki bu ülke olağanüstü bir süreç içerisinde, her insan potansiyel bir suçlu, her insan bu terör örgütüyle bağlantılı. Dolayısıyla çok ciddi bir sorun yaşıyor bu ülke, gerçekten yaşıyor. Biz de bunu ekonomik sorunlara girmeden bir sorumuz vardı, onu bakalım. Evet, Karabağlarlı diye yazmış arkadaşımız. Sayın Başkan, başkanlığınız döneminde beraber yol yürüdüğünüz ve bir yerlere getirdiğiniz meclis üyeleri size ihanet etti mi diyor. Evet, çok ismi yazmış Karabağlarlı diye, biraz bilemiyorum nasıl dersiniz. Tabii ihanet çok ağır bir kelime. Bu doğru bir şey değil. İhanet lafı... Bu bir tercih meselesiydi. Evet. Bakın, burada bir öz eleştirimi de çok rahatlıkla verebilirim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin, özellikle Karabağlar için söylüyorum, çok az bir oy aldık. Kendi içinde bir mücadelesi var. Nedir bu? Kongrelerde gerçekleşir. Ben daha iyi yapabilirim. Ben daha iyi ilçe başkanlığı, daha iyi il başkanlığı, daha iyi belediye başkanlığı, daha iyi genel merkezi yönetebilirim. Bu partiyi yönetebilirim. Dolayısıyla parti iç iktidarımızda bunlar gelişiyor. Biz görev yaptığımız süre içerisinde zaman zaman tercihlerimiz yanlış olabilir. Zaman zaman arkadaşlarımızı yanlış seçmiş olabiliriz. Dolayısıyla buradan ihanet saymayalım. Ama arkadaşlarımızın tabii bir gönül kırıklığımız dense, o da yok tabii. Bütün arkadaşlarım benim yoldaşlarımdır, arkadaşlarımdır. Gönül şunu da isterdi. Bizim biliyorsunuz bir aday oldum. Ve soran arkadaşımız her ne kadar ismini yazmadıysa da arkadaşıma teşekkür ediyorum. İhanet ağır bir kelime. Bu konuda asla ihanet düşünmüyorum. Asla bir şey düşünmüyorum. O arkadaşların kendi bireysel tercihleri, bireysel düşünceleri. Ama şunu da isterdim tabii, yani bunu kastetmek istiyorsanız, milletvekili aday olurken bu arkadaşlarımın Töpgök'ün benimle birlikte sahada olmasını isterdim. Hiçbir arkadaşımda o konuda gönül kırgınlığım yok. Onların tercihleri, bunları da yapacak bir şey yok. Bu arkadaşların belediyede başarılı olmasını diliyorum. Halkla bütünleşmelerini istiyorum. Dolayısıyla onların tamamı örgütün içine gelen arkadaşlarımız. O arkadaşlarımız çalışırlarsa ve kendilerini toplumun sorunlarıyla ilgi alanlarımızda sokarlarsa, biz onları daima başımızın üstünde tutar, yolculuk ve yoldaşlık yapma gayret içinde oluruz. Hepimiz aynı gemideyiz. Kırgınlığa gerek yok diyorsunuz. Asla yok. Evet, bu gemi gidecek. Bakın, ben size bir şey daha söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin özellikle yerel yönetimlerde ben başkanlığı yaptım. Seçime girdik.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin en büyük özelliği şu olmalı. Bulunmuş olduğu bölgede yönetim kadrolarının halkını tanımak zorunda. Mahalle mahalle, ev ev, apartman apartman, şu veya bu şekilde orada dostluk kurmalı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesi olmasa dahi orada bulunan esnaf, orada yaşayan insanlar ne düşündüğünü tespit etmek zorunda. Dolayısıyla orada seçim alma şansını en üst derecede elde edebilir. Biz bu seçimi şöyle bir öngörüyle girmiştik. Mahalle mahalle, bölge bölge insanlarımızın o bölgeleri bize oy vermeyen kitlelerin de oyunu almasını sağlayarak birçok arkadaşımızı belediye meclis üyesi konusunda tercih etmiştik. Dolayısıyla bunların içinde tercihlerimiz yanlış da olabilir. Bu benim yanlışlığım olabilir. Bizim önerimiz tek başına karar veren bir merci değildim ben. Çünkü ilim vardı. Büyükşehir Belediye Başkanı, Karabağlar Belediye Başkanı, genel merkezimiz vardı. Bunlarla birlikte yapıldı. Yani bunun altında çizerek söyleyeyim. Liste yapan değil, öneren durumdaydık. 180 üzerinde arkadaşımız başvurmuştu. Bunların içinde 22 arkadaşımız seçildi. Diğer arkadaşlarımız doğal olarak bize gök koydu. Doğal olarak bize sitem etti. Biz de onu saygıyla karşılayacağız. Parti içinde bunlar oluyor. Ama Cumhuriyet Halk Partisi Karabağlar ilçe başkanlığı yaptığım dönem içerisinde daha öngörü, sevgiyi, bilgiyi, dostluğu, her şeyden önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin politikalarını doğru halka anlatmanın yolunu seçtik. Bu konuda da bizim yanlış bir tercihimiz, yanlış bir şeyimiz de varsa biz bunun öz eleştirisini danışma kurulunda gerek toplantılarımızda verdiğini düşünüyorum. Her an bu konuda gene söylüyorum. Ben örgütümün düşmanı değilim. Örgütüm de bana düşman değil. Her zaman Cumhuriyet Halk Partisi, çünkü 5 milyonluk bir kentte yaşıyorsun. Evet. Ve çok önemli bir görevde bulunuyorsun. Ve hiç tanımadığın insanlarla dost oluyorsun. Bir aile oluyorsun. 14 bin üzerinde üyemiz var. Ve bu üye arkadaşlarımız da bizim geçmişte hiçbir hükümetimiz olamaz. Kaldı ki bir düşünce akrabalığı ve bir aile yolunu seçmişiz. Ama politikalarımızı, tercihlerimizi doğal olarak eleştirilebilir, yanlış bulunabilir. Bunları da biz insanız, düzeltebiliriz. İçimizde kötü niyet, beynimizde sakat zihniyet olmadığı sürece, ki olmamalı. Evet. Ama bunun dışında da o arkadaşlara bir gönül borcumuz, şey, gönül kırgınlığımız da yok. İhanet olarak da düşünmüyorum. Onların kendi tercihleri. Evet, konuşmamızın başlangıcında şöyle bir şey söylediniz. Toplumun yaşam biçimiyle uğraşılıyor dediniz. Hemen aklıma şey geldi. Biliyorsunuz geçenlerde İstanbul'da bir otobüste bir genç kızımıza birisi bir tekme atmıştı. Evet. Bugün akşam haberlerde gördüğüm kadarıyla da o serbest bırakılmış. Şimdi toplum yaşam biçimi deyince bu aklıma geldi hemen gerçekten. Orada bir tecavüz var. Yaşam biçimine tecavüz var. Genç kıza kişilik haklarına tecavüz var. Her türlü şey var. Sizin söylediğiniz de böyle aklıma geldi birden beri. Çok, gerçekten bu ülke çok problemli bir dönemden geçiyor. Bakın, bugün AKP'ye oy veren kitlelerimizin büyük bölümü sürekli şunu işliyor. Ya da AKP'nin yönetim kadroları şunu işliyor. Bizim yaşam alanlarımızı cumhuriyetten bu yana müdahale ediyorsunuz. İşte bizim başörtümüze müdahale ediyorsunuz. İşte bizim dini eğitimle müdahale ediyorsunuz. Sürekli bunu işliyor. Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde, bakın Cumhuriyet kuruluşundan bugüne kadar varlığı devam ediyor ve bugüne kadar lütfen araştırsınlar, baksınlar, asla buna müdahale etmemiştir. Daima özgürlüklerin, kişinin özgürlüklerini ve hak ve hukuklarını korumakla siyasetini oturtmuştur. Dolayısıyla şöyle bir algı oluştu. Çağdaş, modern, ki mega kent İstanbul
Ve bu insanlar kılık kıyafetinde öyle ortada çok aykırı bir şey de yok. AKP'nin oluşturduğu bu manipülasyonu doğrudan kitlelere yansıyor. Beyinlerine. Yani o kızcağızın etek giymesi, tekme görmesi o kişinin beyin sorumlu olduğunu ve o kişinin beynini oluşturan siyasal bir dönüşümden kaynaklandığını altını çizmek lazım. Evet. Gerçekten pek hoş bir şey değil. Özellikle serbest kalması bilemiyorum. Bir tutuklandığı gibi serbest kaldı. Ondan sonra tekrar tutuklandı. Sonra bir parça yaptı içeri. Şimdi tekrar ağır olacak bir şey. Düşünebiliyor musunuz? Kendisi gibi düşünün, yani kim varsa bunların düşmanı sayılır. Bu ülke bizim. Bu ülke hepimiz. Bu ülkeyi yönetenleri şunu düşünmek zorunda. Yarın çoluk çocuğu ve torunları bu ülkede yaşayacak. Elbette güzel yaptığın şeylere sahip çıkmak lazım ama toplumun beyinleri ve hücre genleriyle oynamak doğru değil mi? Evet, toplumun genleriyle oynamayalım diyorsunuz. Evet, siyasetten biraz uzaklaşalım mı? Tabii uzaklaşalım. Şöyle bugünkü gittiğiniz yerlere gidelim. Evet, siyaseti bıraktınız demiyorum yani. Gene siyasetin içerisindesiniz ama şimdi bir taraftan da bir turizmcilik işi var. Evet, yeni mesleğiniz mi diyelim? Nasıl diyelim? Ya yeni meslek demeyelim de şimdi ne diyorlar onu? Hayatımızı sürdürmek zorundayız. Tabii. Evet, neredesiniz şu anda? Tabii şimdi bu iki yıldır Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili aday olduktan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilçe başkanlığını bıraktıktan sonra işe ihtiyacımız var. Bir iş yapmamız gerekiyordu. Daha önce yaptığımız işleri devretmiştik, kapatmıştık. Bir dostum ve arkadaşımla uzun zamandır benim arkadaşım olan İstanbul'da yaşayan bir dostumla beraber Asos'ta, Çanakkale Asos'u bilirsiniz. Berhem Kale çok nezih, çok güzel bir yer. Orada çok şirin, çok güzel butik bir otel işletiyoruz. Mülkiyeti bize ait değil. Hayırlı olsun. Orada çok da güzel, keyifli bir zaman geçirdik. Tabii bu 15 Temmuz geldi, bizi de oradan silkeledi. Dolayısıyla çok bölgesel olarak çok şirin, çok güzel. İstanbul'un entelektüel yapısı, okur yazar çizerleri özellikle oraya geliyorlar. İyi dostluklar oluşturduk. Orada iyi arkadaşlıklar edindik. Genel müşterilerimizle dost olduk, arkadaş olduk. Tabii 15 Temmuz'dan sonra bu bizi Türkiye'yi etkiledi kadar bizi de etkiledi. Parça ırkalandı diyorsunuz. Evet. Tabii orada şimdi düşünün 38 çalışan arkadaşımız vardı. 15 Temmuz'dan sonra 10 gün dayandık, 1 ay dayandık, 1,5 ay sonra baktık biz gidiyoruz. Bu arkadaş sayımızı 10'a düşürdük. 38'de 10'a. Evet. Bu ne demek? 28 arkadaşımız otomatik bir tek işletmede sigorta sorunu yaşayacak, ekonomik sorunu yaşayacak, ücret sorunu yaşayacak. Dolayısıyla yaptığınız işte keyif alamıyorsunuz bu anlamda. Orada yaşamımızı sürdürüyoruz. Orada iş yapıyoruz. Biraz uzak İzmir'e biliyorum ama işte kışın İzmir'deyiz, yazın oradayız. Siyasette de kopmadık, kopamayız. Hayat, yaşam biçimimiz toplumla birlikte olmak. Bir de şu algı özellikle anlamıyorum tabii. İnsanları ziyaret etmek, insanlarla dertleşmek, evet. Onda arkadaşlar koydular, evet. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlarımıza. Oksijeni bol olan bir yer. Burada bizi dinleyen bütün arkadaşlar. Hangisi sizin oteliniz? Hemen o büyük, en baştaki. Şu sağdaki. Evet, evet sağdaki. Bize göre, evet. Çok güzel bir yer. Eski tarihi bir bina herhalde gördüğüm kadarıyla. Antik bir bölge. Tabii da eski taşlarla yapılmış, çok eski olmasa da. Birinci derece sit alanını ilan ettiler orayı. Çok nefis bir yer. Ve buradan Yeni Gün ailesini özellikle davet ediyorum. Bizi izleyenler, burayı görenler Yeni Gün gazetesinin ismini versinler. %50 indirim yapalım. Böyle bir avantaj olsun. Evet, çok güzel. Özellikle burada bir duyuru da yapmak isterim. Gelmenizi de isterim yolunuz düşerse. Sanırım bu sene yaparlar mı bilmiyorum, görüşme halindeyiz. Türkiye'nin birçok yerinde felsefeci dostlarımız geliyor oraya.
Nefis bir hafta bir kamp yapıyorlar, bir tartışma yapıyorlar. Türkiye'nin gündemi, insanların gündemi. Çok şey öğreniyoruz orada. Gelmenizi isterim, misafirim olmanızı isterim. Onları dinlemenizi isterim. Çok keyifli bir yer. Oksijeni bol yer, balığı güzel. Yatacak yer var. Yemek bulamazsak da denizde balık yakalıyoruz. Misafirimize... İktidarız. Balığımız o kadar bol diyorsunuz. Evet. Evet, gerçekten çok güzel bir yer inşallah size. Dediğim gibi hayırlı işler dileyim. Ama diyorsunuz ki 15 Temmuz darbesinden sonra işler bir anda kesildi. Ne acı ki bütün ülkemizin çektiği biz de çekiyoruz. Bakın size çok özel bir şey olmasa da bir anlatayım, yaşadığım bir şey anlatayım. 6. ayın 15'inde bir arkadaşım İstanbul'da gayrimenkul danışmanlığının üzerinden, yani emlakçı vasıtasıyla bir yer alıyor. Bu 15 Temmuz olmadan önce, bir ay önce. Burada yetkililer bizi dinliyorsa, özellikle bu ülkeyi yöneten valisinden tut, kaymakamına varıncaya kadar, defterdarlıktan tut, il emniyet müdürlüğünü ve her şeyden önce siyasal iktidara sesleniyorum. 6. ayın 15. Adam mülkiyet ediniyor. Geliyor burada, İzmir'de bir mülkiyet ediniyor. Gazetede ilanını görüyor. Emlakçı aracı parasını veriyor. İçindeki eşyalarla beraber alıyor. 15 Temmuz gelişiyor. Artık bunu bizim aklımızla mı oynuyorlar? Ne yapıyorlar? Bunu değerlendirmesi tabii toplum yapıyordur muhtemelen. Hiçbir soruşturmaya tabi tutulmadan, o yurttaş araştırmadan ya mühürlü ya el koyuyor. Niye? Cevap da yok. Ya arkadaş, benim bir bağım yok. Varsa gereğini yap bana. Benim birikimimi almışım, oraya yatırmışım. Geçmişte sahibi terör örgütüyle bağlantılı. Ya bu benim suçum ne? Eski sahibi. Eski sahibi. Olup olmadığını da bilmiyoruz. Şahsı tanımazsın. Aracı başka bir kurum, başka illerde yaşıyor. Herhangi bir bağı da yok. Sen orada alışveriş nasıl yaptın? Hadi 15 Temmuz'dan sonrasını anladım bir nevi. 15 Temmuz'dan önceki, o zaman şu aklımıza gelmiyor mu? Ya ben yanıldım. Ya sen Cumhurbaşkanı olarak yanıldın. Sen bakan olarak yanıldın. Sen milletvekili olarak yanıldın. Sıradaki yurttaş nasıl yanılmasın? Evet. Mağduriyetler yaratıldı diyorsunuz. Bir tanesi de en yakından tanıdım. Evet, süremizin sonuna da geldik. Ben son sözü yine size bırakayım. Gerek İzmirlilere, Cumhuriyet Halk Partililere, gerekse Karabağlar ilçe örgütlerine mesajlarınız vardır herhalde. Tabii. Buyurun, ekran sizin. Özellikle bizi dinleyen, zamanını ayıran tüm izleyicilere sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi benim aile. 30 yılın üzerindedir Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde görev yaptım değişik kademelerinde. Gençlik kollarında, ana kademelerde, il yönetimi, il başkan yardımcılığı, belediye meclisliği, ilçe başkanlığı görevlerinde bulundum. Hiçbir Cumhuriyet Halk Partisi benim gönül kırgınlığım yok. Düşmanlığım da olamaz. Biz bir aileyiz. Ülkenin nasıl yönetilebilir, nasıl iktidar olabiliriz ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin halkçı, sevgi ve her şeyden önce insanın hukukunu, evrensel bütün değerlerini taşıyan bütün yöntemlerini de anlatarak iktidar yolunu aşmamız gerekiyor ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde görev yapmakta ve üyesi olmaktan da onur duyuyorum. Burada biraz önce atıfta bulunan arkadaşımıza şunu söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ihanet dili biraz abartılı bir dil. Doğru bir dil de bulmuyorum. Yanlış tercihler diyelim. Yanlış düşünce demesek de yani o anki kararlar öyle gelişmiş olabilir. O zamanki arkadaşlarımız öyle uygun görmüş olabilir. Onların ihanet demeyelim, farklı tercihleri diyelim. Ve burada bu vesileyle bize Yeni Gün ailesi bu olanak ve imkanları verdiğiniz için size teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Buradan
Tüm Karabağlılar bizi izleyenlere sevgi ve saygımı tekrar iletiyorum. Bizi izleyen arkadaşlarımın hiçbirisi bıkmasın, hiçbirisi üzülmesin. Onlar hayatın her alanında bulunsunlar. Bulunmuş oldukları mahallelerde doğruyu bildiklerini anlatsınlar. Ve her şeyden önce sevgiyi aşılamak gerekiyor, dostluğu aşılamak gerekiyor. Birbirimize samimi, dost, belimizin arkasında hiçbir hesap yapmadan Cumhuriyet Halk Partisi'nin de anlayışını ortaya koyarak, her şeyden önce insan olduğumuzu da hatırlatarak yolumuza devam etmek durumundayız. Ve bütün arkadaşlarıma sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Bizi izleyenlere de çok teşekkür ediyorum. Bir hatamız varsa, bir eksiğimiz varsa da bizi bağışlasınlar istiyoruz. Dolayısıyla Ahmet Bey, sana da çok teşekkür ediyorum. Yeni Gün ailesine de çok teşekkür ediyorum. Beklerim yolunuz o tarafa düşerse sizin vasıtanızla bize gelmek isteyen arkadaşlarımız da olur. Daima bizim misafirimiz olur. Yatacak yerimiz var, yiyecek bir ekmeğimiz var. Para olmasa da önemli değil. Çok teşekkürler. O konuda çok gönlümüz bol, sevgimiz fazla olsun. Çok teşekkürler Sayın Başkan. Evet Sayın Seyirciler, yeni yine gündem burada son eriyor. Konuğumuz Sayın Polat Mandurdu, Karabağlar Cumhuriyet Halk Partisi eski ilçe başkanı ve yeni iş adamı diyelim. Biz yeni gün ailesi olarak kendisine başarılar diliyoruz. Ve yeni yine gündemle tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.